Ben Oğuz Akgül, 34 yaşındayım, milli sporcuyum, iki çocuk babasıyım. Aynı zamanda Ankara Gazi Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Ben atletizme 28 yaşında başladım. Hikayemin en değişik yanı bu. 28 yaşında başlayıp 30-31 yaşında milli takıma girip şu an 34 yaşındayım ve hala aktif milli sporcuyum. Her sene milli takıma en az 1-2 defa girdim. Ülkemi temsil ettim. 28 yaşından önce ki 10 yılım, 12 yılım neredeyse çalışmayla geçti. Bir sürü sektörde çalıştım. Otobüs muavinliği yaptım, işportacılık yaptım. Simittir, işte balon satmadır, su satmadır, aklınıza ne geliyorsa. Askerden geldikten sonra yine bilgisayar ve kırtasiye üzerine sektörlerde çalışmaya devam ettim. Sevkiyatçılık yaptım. Ankara'da birçok semti o yüzden iyi bilirim. Bir çıkış arıyordum. Kendime değişik bir alan aramaya başladım. Ticaret mi yapsam, kendi işimi mi kursam diye düşünürken teyzemin oğlu var, Özgür Potuk. Kendisi milli takım antrenörü, badminton branşında. Onunla konuştum ve o da benim hızlı olduğumu, aslında gençken lise dönemlerinde falan biz onunla çok yarışırdık. Teyze çocuğum olduğu için ben onlara giderdim, o bize gelirdi. Hafta sonları okul tatillerinde falan beraber vakit geçirirdik. Sen hızlısın dedi bana. Bence bir atletizmi denemeli misin? Dedi. Merhabalar, benim isim Özgür Potuk. Badminton milli takım antrenörüyüm. 12 yıla yakın milli takım sporculuğu yaptım. Sporculuğum bittikten sonra, üniversite bittikten sonra milli takım antrenörü olarak göreve geldim. Oğuz futbol oynardı. Sağ açık oynuyordu amatörde. Benim sağından topu atıp da solundan geçip topu alamadığım hiç kimse yok bu zamana kadar demişti. Ben de ona demiştim ya, belki de koşmak için doğmuşsundur. Yani çünkü gerçekten hızlıydı. Herkesin bir branşı var. Bence Oğuz'un da branşı atletizmdi. Atletizm antrenörüne yönlendirdik. Önce 100 metre çıkışları falan alındı. Biz antrenörle görüşmüştük. Antrenör de hani bir deneyelim demişti. Ama yaşı çok ama çok geç. Yani çok zor demişti. Ben dedim ki hani gider derecesini alır. Hani yapamaz çünkü yaşlı. Hani yaşlı derken yaşı geçmiş. 28-29 yaşında bir spora başlamak çok zor. Hele ki atletizme. Yani hiç yoktan deneyim alır, kaç koştuğunu öğreniriz, gelir burada sohbetini yaparız diye düşünüyorduk. Başlarda gönderdiğim hocayı arıyordum yani, durumu nasıl, olur mu, koşuyor mu, çalışıyor mu, çabalıyor mu diye. Öneriyorum çünkü bundan olmayacağını bilseydim o antrenör arkadaş benimle konuşacaktı. Hani gönül kırmadan hani diyecekti ki yani bırakabilir, hani yapamaz, hani biz gönlü kırmayalım diye. Ama her gün gelişmeleri söyledi, daha iyi, daha iyi, çok daha iyi, çok çalışıyor, çok istiyor, tekniği düzgün. Bunun için çabalıyor, yemesi içmesi, beslenmesi, diyeti, yatması kalkması hepsini ona göre ayarlıyor. Şu anki tempo nasılsa 5 yıl önce de buna yakın başladı. O kararlılıkla başladı. Ki kendi başladığında da şu anki koştuğu dereceler de yani 14-15 yıldır atletizmde spor yapan birisinden daha iyi koşabildiği dereceler var yani. 2019 yılında Türkiye şampiyonu, 400 metre Türkiye şampiyonu oldum. Ve bu branşta, 400 metre branşında en yaşlı Türkiye şampiyonu unvanını kazandım. Daha önceki yaş 29 yaşında Türkiye şampiyonu olunmuştu. Ben 31 yaşında Türkiye şampiyonu oldum. 400 metre gibi bir branşta bu yaşlarda 31-32 yaşında, şu an 34 yaşındayım ve hala 400 metre koşuyorum. Bu yaşlarda bu branş koşmak gerçekten zor. Bu sporu yapan kişiler bilirler. Hatta atletizmde sohbet edildiğinde camianın önde gelenleri, tecrübeli isimleri en zor branşın 400 metre olduğunu ve maraton olduğunu söylerler. Peki bu yetenek daha erken işlenseydi, 12-13 yaşında başlasaydı, yani bu demek oluyor ki olimpiyata giderdi. Şöyle bir şey, ben sporcularıma Oğuz'un hayat hikayesini anlatırım. Çünkü çok zor bir hayat hikayesi bence. Ki tarihte böyle bir şey yoktur. 28 yaşında sıfırdan atletizme başlayıp Türkiye derecesi elde edip bununla alakalı Türkiye derecesinden sonra işte Balkan'ın milliliğini eline alıp milliliğinden sonra düşünebiliyor musun? 29-30 yaşında bir üniversiteye kaydoluyor. 30 yaşında üniversite okuyor. İki çocuğu var. Benim üniversite hayatına başlamam, Gazi Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği tercih etmemin asıl sebebine gelelim. Ben 28 yaşında başlamış, daha önceden keşfedilmemiş, birisi tarafından yönlendirilmemiş bir sporcuyum. En iyi 46-81 koştum demiştim size. Ben eğer daha önce keşfedilseydim, belki 16-17 yaşında, 18 yaşında bu işe başlamış olsaydım 45 saniyeleri, 44 saniyeleri 400 metrede görebilecek
Dünya şampiyonlarında, olimpiyatlarda belki final yarışabilecek bir sporcuydum yetenek olarak. Çünkü kimse inkar edemez. 28 yaşında başlayıp 30'undan sonra 46 saniyeleri görmek hiç de kolay değil. Bunu işi yapanlar daha iyi bilirler. Ben üniversitede beden eğitimi öğretmenliği bölümünü bitirip öğretmen olarak atanıp okullardan daha küçük yaşta yetenekleri keşfedip bu camiaya kazandırmak istiyorum. Gerek voleybola, gerek basketbola, gerek atletizme, gerek yüzmeye, yani onun fizik uygunluğunun ne olduğunu tespit edip onun üzerine kendim bir ön çalışma yapıp, ön araştırma yapıp ilgili antrenörlere bunu iletmek istiyorum. Çocuklara da iletmek istiyorum. Aileleri de bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Amacım bu. Ben atletizme başlarken ilk başta milli sporcu olmayı düşündüm. Ne para kazanmak, ne ünvan kazanmak. Ben ülkemi temsil etmek istiyordum. Milli sporcu olmak, ülkeyi temsil etmek, ay yıldızı giymek gerçekten büyük bir onur ve şeref. Bunun müthiş bir mutluluğu var. Özellikle milli takıma girdikten sonra müsabakaya gittiğinizde, oradaki gelen diğer uluslardan insanlarla yarıştığınızda, oradaki heyecan, oradaki o adrenalin ve başarma isteğini ben size anlatamam. Kelimelere dökemem yani, öyle bir his. Her şeyinizi veriyorsunuz. Tamamen bitseniz bile yarışın son metresine kadar, son santimetresine kadar savaşıyorsunuz. Milli takıma girdiğimden beridir ilk 10'da, yeri geldiği zaman ilk 5'te, ilk 4'te kendimi hep buldum. Oralarda olmaktan memnunum ama yetinmiyorum hırsımdan dolayı. İlk 1'i, ilk 2'yi hedefliyorum. Benim ilk başta kendi akrabalarımdan, kendi yakınımdan bile bana koşulur mu bu yaştan sonra? Ne yapıyorsun? Deli misin? Niye giriyorsun? Bununla uğraşılır mı? Spor yapıyorsun da geçimini nasıl sağlıyorsun gibi sorular çok geldi. Eleştiriler oldu. Ama biliyor musun, zamanla sen madalyaları toplamaya başlayınca, diğer ülkelere ülkeni temsil etmeye gidince ve bunları paylaşmaya başlayınca, yakınların bunu gördükçe bütün eleştirilerin hepsi azaldı. Ve artık nereye gideceksin? Nerede ülkemizi temsil edeceksin? Sırada hangi şampiyona var? Şimdi neyi planlıyorsun? Gibi sorular gelmeye başladı. Bu da bizim baş koyduğumuz yolda başarılı olduğumuzu gösteriyor. Haydi Oğuz! Spor hayatımda neyi değiştirdi diye sorarsanız, spor olmasaydı halen daha çalışan, sabah mesaisine gidip akşam mesaisinden çıkan, aylık tüm hedefi faturalarını ödemek, evin faturalarını ödemek, çocukların sorumluluklarını karşılamak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, evin giderlerini karşılamak için yaşayan bir hayat olacaktı. Ama şu an hayatım daha farklı, bakış açım daha farklı. Şimdi bir hedef var. Önümde bir Avrupa şampiyonası var, bir dünya şampiyonası var. Kendi koştuğum derece var ilk başta. Bütün hepsinden önce kendim 400 metreyi en iyi 46 saniye 81 saniyesinde de koştum. Şimdi hedefim 46-81'den daha iyisini koşmak. Kendi hedeflerim var şu anda. Hayata bakış açım çok değişti. Üniversite hayatım olmazdı, spor olmasaydı. Bir kere saygı duymayı öğrendim. Yani kendimi eleştirirsem atletizmden önce daha saygısızdım diyebilirim. Daha bencildim diyebilirim. Saygı duymayı öğrendim. İnsanlara daha değişik açılardan bakmayı öğrendim. Bir olayla karşılaştığımda o kişi açısından bakmayı, empati yapmayı öğrendim. Ben 12 yıl özel sektörde çalışmışım. İki çocuk babasıyım ve hayatın zorluklarını biliyorum. Sporcu olmanın da zorlukları var. Ama hayatı yaşamak gerçekten daha zor. Sabahtan başlayıp akşama kadar devam eden bir mesai yükünüz var. Haftalık izniniz çok az. Sporculukta bu biraz daha güzel. Günlük antrenman saatiniz var. Antrenmanlarınızı yapıyorsunuz aynı mesai gibi. O titizlikle yapıyorsunuz. Zaten onu yapmadığınızda başarı gelmiyor ilk başta. Bizim gençler de, daha düşük yaştaki sporcularda, hayatın zorluklarını görmedikleri için atletizmden bir kaçma, atletizmi bir bırakma eğilimi var. Çünkü antrenman zor geliyor. Antrenman yükü zor geliyor. Ama hayat daha zor. Yani burada aslında onlara bunu ben söylemek istiyorum. Hayat daha zor. Evlendiklerinde, çocukları olduğunda, çocukların sorumlulukları üstlerine bindiğinde, onların ihtiyaçlarını gidermekle ilgili harcayacakları enerji, harcayacakları zaman, harcayacakları güç daha fazla. Bunun farkında değiller. Büyüdükçe görecekler. Genelde atletizm deyince halkta, insanlarda şöyle bir izlenim var. 18-20 yaşında koşacaksın. 22-23 yaşında
bırakırsın artık. Okulun biter, eğitimin biter, aile hayatın başlar, işte çoluğun çocuğun olur, koşmayı bırakmalısın gibi bir algı var. Bu konuda bana sosyal medyadan da ulaşan bir sürü insan var ve hepsine de mümkün olduğunca geri dönüş yapıyorum. Benim araştırmalarıma göre 28 yaşında atletizme başlayıp milli takım seviyelerine çıkan, uluslararası madalya kazanan atletizmde bir sporcu yok. Ben bulamadım. Ben devam edeceğim. Gücüm yettiğince devam edeceğim. 35 yaşından sonra veteranlar kategorisinde de yarışmak istiyorum. Bence istedikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Yaş da bir rakamdan ibaret. Ben öyle düşünüyorum. Ben bunu başardım. 28 yaşında başlayıp başarılı olduğumu ve daha büyük başarılara imza atacağımı düşünüyorum. Bunu da istiyorum. Bence istedikten sonra, doğru planladıktan sonra, çalıştıktan sonra yapılamayacak, başarılamayacak hiçbir şey yok.